sinema dünyasındaki son gelişmelerin nabzını tuttuğumuz Sinemaskop'da yepyeni bir haftada tekrar karşınızdayız. Sektör oldukça hareketli geçti. Yeni filmler vizyona giriyor, aktörler son projelerini seçiyor. Var olanların çekimlerine de devam ediyorlar. Sinemaskop'a hızla başlayalım, sinema dünyasından herkesten önce bir adım önde olalım. Adam senaryo mu yazıyor yoksa kitap mı diye bazen kendimizi düşünmekten alamadığımız korku ve gerilim kitaplarının yazarı Stephen King, önce dibe vuran, daha sonra yükselen zengin ve yetenekli ünlülerden. 60'ın üzerinde kitabı var ve çoğu kitabının filmi çekildi. Carrie, The Shining, Pet Sematary, The Shawshank Redemption, Thinner, Night Flyer, Dreamcatcher diye uzar gider. Filmin senaryosunu yazan King genellikle projelerinin ya yapımcısı ya da senaristi olur. Sebebi de sinemayı seviyor oluşudur. Hatta kendisinin yönetmenlik denemesi bile var. Bu hafta Stephen King'i yakından tanıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğusundaki Maine eyaletinin Portland kentinde 21 Eylül 1949 günü bir erkek çocuğu dünyaya gelir. Bu çocuğun hayal gücünün sınırları atmosfer kadar geniştir. Yaratıcılık ve yazma kabiliyeti tartışılmazdır. Çünkü o, kalemiyle zihinlere hükmeden gerçek bir yazar oldu. Korku gerilim türünün en çok satan yazarı Stephen King. Stephen King yazarlığa başlamasında tavan arasında bulduğu babasına ait olan H.P. Lovecraft'ın The Lurker of the Threshold adlı öykü derlemesinin etkili olduğunu söylüyor. Kitabın kapağında da bir iblis resmi varmış. Daha çocuk yaşlarda arkadaşlarına çizgi romanlardan türettiği öyküleri anlatmaya başlayan Stephen, 18'inde ilk hikayesini Starling Mystery Stories'i yayınladı. İlk parasını ise 20 yaşındayken bir dergiye sattı Glass Floor, Cam Zemin adlı kısa öyküsünden kazandı. Number one. Show, don't tell. For example, in the book I'm working on now, there's a spooky monster, and instead of describing it, I drew it. Kısa öykülerle başladığı yazarlık hayatına, Carrie adlı ilk romanıyla devam eden Stephen, eserinin bir yayın evi tarafından kabul edilmesiyle birlikte hayatının tek kalemde en büyük rakamını, o zamanın parasıyla $2,500 avansı kabul etti ve kitabını bitirebilmek adına yayın eviyle anlaştı. Fakat göz için gönderdiği tüm taslaklar yayın evi tarafından 30'a yakın kez reddedildi. Morali bozulan Stephen tam vazgeçeceği sırada eşinin de desteğiyle son taslağı gönderdi ve hayatını baştan aşağı değiştirdi. 74 yılında roman yayımlandı. Kısa sürede çok satanlar listesine girdi ve dünya çapında 350 milyondan fazla kopya sattı. Number two. I cannot emphasize the importance of rewriting. I've been working on it for a few weeks, still working on the opening for my next book. Böylelikle İngilizce öğretmeni olan King, sevdiği işe dört kolla sarılabilmek adına öğretmenliği bıraktı. Tüm zamanını korku ve gerilim yüklü vahşi senaryolar kurgulama işine adayarak içki, uyuşturucu haplar ve müzik eşliğinde yazmaya başladı. Kafası dumanlı, hayattan adeta kopmuş bu çılgın yazar, okurlarını dehşet içinde koltuklarına mıhlayan romanlarını peş peşe üretmeye koyuldu. 70'lerden bu yana 60 adet kitabı yayımlanan ve 40 milyonun üzerinde hayranı olan Stephen King, Medium, Mahşer, Cujo, Hayvan Mezarlığı, Christine, Ejderhanın Gözü ve Sadist gibi ülkemizde de büyük hayran kitlesi oluşturan birçok korku romanına imza attı. King, özellikle 82'de üniversite yıllarında başlayıp 2005 yılında sonlandırdığı masalsı bir fantezi kitabı olan Karakule serisiyle döndü. Number three, to develop as a writer, you must be reading books constantly. Here are a few suggestions. The Shining, Carrie, Salem's Lot, Pet Sematary, Dolores Claiborne, The Green Mile, Under the Dome, you get the idea. Senaryo çalışmalarına yönelen Stephen King'in pek çok romanı sinemayı besledi. Yazarın ilk sinema uyarlaması Brian De Palma tarafından 76 yılında çekilen Carrie oldu.
Esaretin Bedeli ve Yeşil Yol, O gibi başyapıt denilebilecek güzellikteki sinema filmlerinin yazarı olan King'in belki de en büyük başarısı sinematografik roman tarzını uygulamadaki başarısı oldu. Hatta senaryosunu kendi yazdığı bazı filmlerde oyunculuk ve yönetmenlik de yaptı. Sinema sektörü ve televizyon dizileri için bitmez tükenmez bir kaynak oldu ve bu sayede de en zengin yazarlar arasına girdi. Stephen King şu anda dünyanın en çok para kazanan kitap yazarları arasında yer alıyor. Kariyeri boyunca 433 milyon dolar servet elde etti. Elbette kazançlarına sadece kitap satışları değil, senaryolaştırılan filmlerin teliflerinden veya onun hayal ürünü olup da pazarlamasının yapılabildiği her şeyden elde ettiği gelirler de dahil. Well, please say that I've got to start to try and get along with people better. When are you going out about, Carrie? I've been invited to the prom. O kadar korku romanı yazan adam Triska'yı da kafobiden müzdarip, yani 13 sayısından korkuyor. Yazarken 13'ü ya da 13'ün katı olan bir sayfaya geldiğinde asla durma, güvenli bir rakama kadar yazmaya devam ederim. 13 yerine 12 adım atmış olmak için evimin merdivenlerindeki son iki basamağa tek adımda çıkarım. Okurken 94. 193. 382. ya da rakamları toplamı 13 yapan hiçbir sayfada durmam diyor. Here's Johnny. Stephen King verdiği bir röportajı sırasında yarattığı karakterler içinde en otobiyografik olanının Medium romanındaki Jack Torrance olduğunu söylüyor. Kendisi de romanı yazarken tıpkı Jack gibi bir hayli içiyormuş. Bir de yazar, Jack'in şeytanlarıyla bir Amerikan erkeğinin yapacağı biçimde savaşacak bir kahraman olmasını tasarlıyormuş başlangıçta. Zaten içerek yazdığından da bahsetmiştik. 80'li yıllarda alkolizm problemi yaşadığı sıralarda Şeffaf ve Cujo'da dahil olmak üzere 80'li yıllarda yazdığı romanlarının büyük bir bölümünü nasıl yazdığını hatırlamıyor. Bir zamanlar kitaplarını yazarken kimliğini de sakladı. Richard Bachman adı altında 77 ila 84 yılları arasında 7 roman daha yayınladı. Dikkatli bir kütüphanecinin bu sırrı ifşa etmesi üzerine yazarın gerçekte Stephen King olduğu ortaya çıktı. Bachman'ın aniden kanserden öldüğüne dair gazetelerde bir haber çıkartıldı. King'in The Dark Half adlı romanını Richard Bach'a ithaf etmesiyle bu proje sona erdi. This Richard Bachman up against me, you'll see that not much similarity. There's not much similarity. Guinness Rekorlar kitabına göre Stephen King yaşayan yazarlar içinde kitapları en çok sinemaya aktarılan yazar olma unvanını da taşıyor. Sinemayı çok seven King'i senaryosunu yazdığı filmlerde ve dizilerde görebilirsiniz. Maximum Overdrive'da ATM'den para çeken adam, hayvan mezarlığında bir vaiz, Sleepwalkers'da mezarcı, Stranger Things'te barda içen adam. Yazar yolunu açan ünlü romanı Carrie'yi öncelikle bir hikaye olarak kaleme almış. Fakat sonrasında memnun kalmayıp atmış. Karısı bu kağıtları toplayıp onu bu kitabı yazması konusunda cesaretlendirmiş. Haliyle yazar bu romanı elbette eşi Tabitha'ya adadı. Carrie basıldığında Stephen King 26 yaşındaydı. İki film gören bu roman bir de 88'de müzikal olarak seyircinin karşısına da çıktı. Önce Royal Shakespeare Company tarafından ardından da Broadway'de sergilendi bu müzikal. Müzikalin biletleri yok satsa da müzikal hakkında yapılan yorumlar hayli çeşitliydi. Gösteri 16 ön gösterim ve 5 gösterimin ardından sonlandırıldı. Stephen King, 28 Days Later filmini o kadar çok beğenmişti ki filmi izlemek için 275 bileti birden alıp sinema kapattı. Tatlı bir tesadüf neticesinde 28 Days Later'ın yönetmeni şimdilerde hayvan mezarlığının yeniden çekimini yönetiyor. Stephen King'in ünlü O romanındaki dehşetengiz palyaçonun esin kaynağı McDonald's'ın maskotu Ronald McDonald. Bir dönemin çocuklarının kabuslarına giren palyaçonun hikayesine şimdilerde bir remake daha geldi. Boo, if you'll come with me, you'll float too. You'll float too, you'll float too, you'll float too, you'll float too! Stephen King'in neredeyse ölümle sonuçlanacak ağır bir kaza geçirmesinin ardından
evde onunla ilgilenmek üzere görevlendirilen hemşireler, amirleri tarafından yazarın sadist romanıyla alakalı şaka yapmamaları konusunda sıkı sıkıya tembihlediler. Bir de Hayatımın Projesi diye adlandırdığı Kara Kule serisi vardır ki, geçirdiği trafik kazası bile bitirmesine engel olmadı. İyileşip ayaklanınca yazması 30 yıl süren 7 kitaptan oluşan seriyi tamamladı. Yoğun bir sinema turunun ardından Sinemaskop'un yine sonuna geldik. Haftaya yine dolu dolu bir bölümle aynı gün ve saatte ekranlarınızda karşınızda olacağız. Hafta içi boyunca sinemadan haberdar olmak istiyorsanız da sizleri sosyal medya hesaplarımıza bekliyoruz. Sinemasız kalmayın, izlemediğiniz film kalmasın, hoşçakalın.